Merhaba sevgili gençler. Ben matematik öğretmeniniz Mevlüt Yılmaz. Bugün sizlere çalışma kağıdı 4'ün sorularını çözeceğim. Konu kombinasyon ya da seçme ya da diğer adıyla gruplama diyebiliriz. Hemen sorulara geçelim. Soru 1. 7'nin ikilisi, 7'nin üçlüsü, 7'nin dörtlüsü, 7'nin beşlisi ve 7'nin altılısı kombinasyonların toplamını sormuş. Normalde bunları tek tek bulabiliriz belki. Aslında simetrik olduğu için yine kolay ama burada daha başka bir şey deneyelim. Şu özelliği hatırlatmak gerekiyor önce size. Hatırlatalım. Eğer n'in sıfırlısı, saniye, n'in sıfırlısı artı n'in birlisi, n'in ikilisi nokta nokta nokta, n'in n'lisi ne kadar toplamı ne oluyordu? Burada aslında n elemanlı bir kümenin sıfır elemanlı, bir elemanlı, iki elemanlı ve nokta nokta n elemanlı alt kümelerin toplamıydı. Bu da bize bütün alt küme sayılarının toplamını veriyor. Yani bütün alt kümelerini veriyor. Alt küme sayısı bir kümenin n elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri n olduğuna göre, yani şu bilgiyi kullanacağız burada. Fakat burada eksikler var bakalım. Evet, burada varsayalım bu A olsaydı. Ben şöyle yapacaktım. Onu A dememiş, aşağıda yazarız. Şurası A olsun. Eğer burası 7'nin 7'lisi olsaydı burada ve başta da 7'nin 0'lısı ve 7'nin 1'lisi de olsaydı, bu o zaman tam örüntü tamamlayacaktı. Yani 7'nin 0'lısından 7'nin 7'lisine kadar. O halde 2 üzeri 7 olacaktı. Şimdi bu denklemi tekrar yazalım. 7'nin sıfırlısı 1'dir. 7'nin birlisi 7'dir. Artı A diyelim, istediğimiz cevabı A'ya yazalım. Eşittir. Ha pardon, daha var. Artı 7'nin 7'lisi, o da 1'dir. Eşittir. 2 üzeri 7. Yani 128 dersem şimdi A değeri ortaya çıkacaktır. Şimdi şöyle kenara yazalım. Bu hatırlatma. 128'den 9 çıkarsa 119, şurası 9 olduğu için 119 edecektir. Yani aradığımız sonuç D şıkkında verilmiş. İkinci soruda iki kombinasyon birbirine eşit verilmiş. Buna göre n'in ikili kombinasyonu kaçtır diyor. Tabi önce n diyelim, bulmamız lazım. Böyle bir eşitlik varsa neyi biliyorduk biz? Şunların toplamları yukarıyı vermesi lazım. Yani n eksi 2 4 ile 3'ü toplamın eşittir. O halde n eksi 2 7 oldu. N eksi 2 eşittir 7 ise n değeri 9'muş. Aradığımız n değerini bulduk fakat bunu sormamış. N'in ikilisi, yani 9'un ikilisini soruyor. 9'un ikilisi de 9'dan geriye ne yapacağız? 2 tane düşeceğiz. Aynı permütasyon bulurmuş gibi. O zaman 9 çarpı 8. Fakat kombinasyon ne oluyor? Bir de paydamız var. 2'den düşeceğiz geriye. 2 çarpı 1. 2'den 1'e kadar düşeceğiz. Ve 72 bölü 2'den 36 olarak görüyoruz. Yani 9'un ikili kombinasyonu 36. Doğru cevap E seçeneği oldu. Üçüncü sorudayız. Bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı 6 elemanlı alt küme sayısına eşittir. Buna göre bu kümenin alt küme sayısı kaçtır? Şimdi bu kümenin önce eleman sayısını bulalım ki alt küme sayısı gayet kolay. Öncelikle bu kümenin eleman sayısı n olsun. Küme n elemanlı olsun diyelim. N elemanlıysa o zaman 3 elemanlı alt küme sayısı n'in üçlüsü demektir. 6 elemanlı alt küme sayısı da n'in altılısı demektir. Ve ne demiş? Eşittir demiş. O zaman bunları eşittir de yazalım. Yani oradaki cümlelerin şeyini yazdık. Anlamlarını matematik diline çevirdik. N'in üçlüsü n'in altısına eşitse durumda bu eşitlikten dolayı n eşittir 3 ile 6'nın toplamı, yani 9 geldi. Fakat bize tabii n'i sormamış yine. Alt küme sayısı sormuştu. Alt küme sayısı
En elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri n'di. Yani 9 olduğuna göre 2 üzeri 9'dan 512 çıkacaktır. Doğru cevabımız A şıkkında verilmiş. Soru 4. 5 kız ve bir saniye. Evet, 5 kız ve 6 erkek öğrenci arasından ikisi kız, üçü erkek öğrenci olan 5 kişilik bir ekip kaç değişik şekilde seçilebilir? Toplamda 5 kişi seçeceğiz ama bunların ikisi kız. 2 kız, 3 tane erkek istiyorlar. Öyleyse ne yapacağız? Hemen 2 kız seçmemiz lazım. 2 kızı kaç kız arasından? 5 kız arasından. Öyleyse bu 5'in ikilisi kadar farklı şekilde seçilebilir. Sonunda 3 erkek seçmemiz gerekiyor. O da 6 erkek arasından seçileceği için 6'nın üçlüsü kadar farklı seçilebilir. Bunların arasında tabii çarpma mı toplama mı olduğunu nasıl anlıyorduk? Sorunun bizden istediği işlem bittiyse toplam yapacağız ama bitmediyse hep çarparak gideceğiz. 2 kız seçtiğimde daha ekip oluşmadı. Toplam 5 kişilik olduğu için ekibin oluşması için erkekleri seçmem lazım. O sebeple burada ardışık işlem bunlar. Yani aralarına çarpma koyacağız. Bakın aşağıları toplarsanız gerçekten de 5 kişi seçtiğimizi görebilirsiniz. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 çarpı 6'nın üçlüsü de 6'dan geriye 3 tane düşelim. 6, 5, 4. Permütasyon bulunmuş gibi fakat bir de 3'ten geriye düşeceğiz. 3, 2, 1. Burada sadeleştirme yaparsam şu 6 ile aşağıdaki 6, yukarıdaki 6'yı götürdü. Burada da 2'ler gider. 10 çarpı 20'den 200 geldi. Yani bu ekip 200 farklı şekilde oluşturulabiliyormuş. Beşinci soru, 8 kişilik bir öğrenci grubundan 2 kişi Ankara'ya, 4 kişi Bursa'ya ve kalan 2 kişi de İzmir'e kaç farklı gruplamayla gönderilebilir? 2 kişi Ankara'ya, 2 Ankara diyelim, 4 kişi Bursa'ya, 4 Bursa'ya ve 2 kişi İzmir'e miymiş? Burada gençler sıralamanın önemi yok yani. Önce Ankara, önce Bursa veya önce İzmir'i seçebilirsiniz. Çok fark etmeyecektir. Çünkü her halükarda kalan kişiler yine farklı sonuç çıkarmaz. Öncelikle 2 kişilik Ankara'ya seçelim. Elimizde 8 kişi var. Hepsinden düşüneceğiz artık. 8 kişiden ikilisi yani 8'in ikilisi kadar seçilebilir. Sonra 4 kişi Bursa'ya seçeceğiz. Geriye artık 6 kişi kaldı. Çünkü 2 kişi gitti. O halde 6 kişinin dörtlüsünü seçmemiz lazım. Ve 6 kişiden 4 kişi daha seçtiğime göre geriye 2 kişi kaldı. Son 2 kişinin zaten hepsi İzmir'e gideceği için orada aslında bir şey yapmaya gerek yok ama onu da görelim. Toplamda 8 kişi, bakın altları toplarsanız toplamda 8 kişinin seçildiği görünüyor. Bunları bulalım. 8'in ikilisi 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 1 çarpı 6'nın dörtlüsü aynı zamanda 6'nın ikilisi olduğu için 6'nın ikilisini yapar gibi bulalım. 6 çarpı 5, 2 çarpı 1. Şunu not düşeyim. 6'nın dörtlüsü eşittir 6'nın ikilisi. Bu özellikten biliyoruz onu. 2'nin ikilisi de 1. Ben bakalım. 8 28 yapar. 8 çarpı 7 bölü 2'den. Bu da 15 yapar. 28 çarpı 15, 280, 140 eklersek 420 yapacaktır. O halde cevabımız D seçeneğinde verilmiş. Doğru cevap 420. Burada önce Ankara, önce İzmir veya Bursa seçmemizin önemi yok gençler. Yeter ki şunları doğru yapın. Hepsinde aynı sonuç gelecektir. Altıncı soruya bakalım. Bir küme verilmiş. Bu kümenin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 4 elemanı bulunur demiş. Evet, 3 elemanlı alt küme olacağına göre şöyle bir kümeyi oluşturalım. 1, 2, 3 eleman olsun. Ne istiyor bizden? 4'ü istediğine göre o zaman 4'ü kesin seçiyorum buraya. Ve geriye kalan 2 kişilik yeri doldurmaya çalışacağım. 4'ü seçtiğime göre 1, 2, 3, 4. Geriye kalan 4 kişiden kontenjanım 2 kişi daha var. 4 kişiden ikisini seçeceğim. O halde bu 4'ün ikilisi kadar seçilecektir. 4'ün ikilisi de 4 çarpı 3, 2 çarpı 1'den 6 geleceği için
O halde burada ben şunu görüyorum. Zaten bunun 2 üzeri 5, 32 farklı alt kümesi vardı. Bunlar da mesela 5'in üçlüsü olsaydı 10 tanesinde 3 eleman vardı. Ama o 10 taneden de 6 tanesinde 4 bulunuyormuş. Diğer geriye kalan 4 tanesinde 4 yokmuş. Öyle düşünebilirsiniz. Görüldüğü gibi ne yaptık? Sanki bir ekip seçiyoruz ama o ekipte bir kişinin yeri garanti gibi düşüneceğiz. Onu kontenjanına ayırdık. O zaman geriye 2 kişi kaldığı için o 2 kişiyi de onlar hariç kalan 4 kişiyi 2 kişilik yere de ondan hariç kalan 4 kişiyi yerleştirdik. Yani 4'ün ikilisi olarak düşündük. 7. soru. Küme var. Onun 3 elemanı seçiliyor diyor. Seçilen bu 3 sayısının çarpımının 3 sayısının olmaz, yanlış olmuş. 3 sayının olması lazım. Şimdi düzeltelim. Silelim. 3 sayının demesi lazım. 3 sayısı derse yanlış olur. 3 sayının çarpımının sonucunun 0 olduğu kaç farklı seçim yapılabilir? Çarpmanın özelliği gereği biz biliyoruz ki 2 veya daha fazla sayının çarpımı 0 çıkıyorsa bu sayılardan en az bir tanesi 0 olmak zorunda. Yani zaten burada 0 olduğuna göre demek ki 0'ın olduğu grupları bulacağız. 3 tane seçildiğine göre şöyle yapacağız. Yine 3 tane grup oluşturalım. Üçlü. 0'ın olması gerekiyor. Çünkü 0 hariç olursa asla çarpıldığında sonuç 0 çıkacaktır. 0'ı seçmem gerekiyor. Geriye kalan iki eleman ne seçersem seçeyim fark etmez. Sonuçta 0 zaten bunları çarparak 0'a dönüştürecektir. Peki o zaman 0'ı seçtik. 1, 2, 3, 4, 5 tane kaldı geriye. Bu 5 tane elemanın herhangi ikisi yetiyor bana. O zaman 5'in ikilisini düşünürsem 5 çarpı 4, 2 çarpı 1'den 10 gelecektir. Yani 10 tane üçlü elemanın çarpımının sonucu 0 olacaktır. 8. soruya geldik. 8 soruluk bir sınava giren bir öğrenci sadece 5 soru cevaplayacaktır. Yani 8'in 5'lisini seçmesi gerekiyor normalde ama tabii şartlara bakalım. İlk 2 soruyu cevaplamak zorunlu olduğuna göre bu öğrenciyi cevaplayacağı 5 soruyu kaç farklı şekilde seçebilir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 diyelim daha iyi anlaşılsın. İlk 2 soruyu seçmek zorundaymış. O halde aslında 2'nin ikilisini seçti. Normalde buradan bir şey çıkmaz zaten. Bunun sonucu 1'dir çünkü başka seçeneği yok. İkisini de seçti. Şimdi toplamda 5 soru seçeceği için artık hala 3 soru daha seçme hakkı var. O zaman şuraya 3 yazmamız gerekiyor. Peki kaç tane soru arasında seçecek bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 soru kaldığına göre geriye bu 6 soru arasından 3 farklı seçim yapabilir. Şey, yani pardon şöyle 6 soru arasından 3 tane seçim yapabilir. İşte bu 6 soruyu da 6'nın üçlüsü kadar seçecektir bu 3 soruyu. Başkasında zaten 1 geliyor, onun bir önemi yok. 6'nın üçlüsü de 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Şunlar gitti. 20. Yani 20 farklı şekilde bu 5 soruyu seçebiliyor. İlk 2 soruyu cevaplamak zorunda olduğu için. Doğru cevap E şıkkı oldu. Evet geldik bu sorun, bu çalışma kağıdının da son sorusuna yani 9. soruya. 4 kız ve 5 erkek öğrenci arasından en az ikisinin kız öğrenci olmak şartıyla 3 kişilik bir grup, bir ekip kaç farklı şekilde seçilebilir diyor. En az ikisi kızsa yani kız sayısının 2'den az olmaması lazım. O halde şunu diyebiliriz. Seçeneklerimizde 2 kız, 1 erkek olabilir. Çünkü 3 kişilik ekip oldu. Ama şu da olabilirdi. 3 kız, 0 erkek de olabilir. Ama 1 kız, 2 erkek olmaz. Çünkü en az ikisi kız olması isteniyor. Öyleyse istenen durumlar bunlar. Bunları tek tek bulup toplayalım. 2 kız, 1 erkek seçmek istersem, 2 kızı 4 kız arasından seçeceğim. 4'ün ikilisi çarpı 1 erkek de 5 erkek arasından seçileceği için 5'in birlisi. Ne oldu? Bakın şu an aslında 3 kişilik grup oluştuğu için sorun bizden istediği göre bitti. Farklı bir durum varsa onu da toplayarak bulacağım tekrar. O da burada zaten. 3 kız seçeceksem
4 kız arasından 3'ü kızı, 4'ün üçlüsü kadar seçebilirim. 0 erkek de 5 erkek arasında 0. Zaten bunun bir durum olduğu belli. 4'ün ikilisi 6 yapar. 5'in birlisi 5. 4'ün üçlüsü 4'ün birlisi olduğu için o da 4'tür çarpı 1. Yani burada 30 artı 4'ten 34 farklı şekilde ekip oluşturulabilirmiş. Bu 34 ekibin 30 tanesinde 2 kız 1 erkek var. 4 tanesinde 3 kız var, hiç erkek yok. Doğru cevap C şıkkı diyelim ve bu çalışma kağıdını da böylece bitirmiş olduk. Bir sonraki çalışma kağıdında görüşmek dileğiyle gençler. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.